Estaş Mermer 1992 yılından bu yana sektöre İstanbul'dan hizmet vermektedir. Firma bünyesinde yaklaşık 15 kişiye istihdam sağlanmaktadır. Firma sahibi Hamit Eres'ten çalışmaları hakkında detaylı bilgiler aldık. 92'de kuruldu. Önce atölyecilikle başladık. Daha çok butik işler yapıyorduk, proje, mimarlarla, bir takım tasarımlar. Ondan sonra promosyon, bu masaüstü, plaket altı, şilt altı şeklinde faaliyetlerimiz hala devam ediyor. 15 kişi bizde istihdam ediyor. Yerimiz büyük bir atölyemiz Mecidiyeköy'de, ofisimiz Mecidiyeköy'de, Halas Kargazi Caddesi'nde bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi de tabii daha da büyüterek mermer, maden ocaklarına da şimdi 5 firmanın ortaklaşa beraber yaptığımız bir çalışma var. Biz tabii Bursa'da başladık. Artvin'e gittik. Artvin'de de bizim bir Artvinli ortağımız var. Orada da bir ocak tespiti söz konusuydu. Oraya da gittik. Ancak ben tabii Siirtli olmam nedeniyle daha çok bu çalışmayı biz Siirt'te yapalım arzusu içerisindeydim. Arkadaşlarım da sağ olsunlar beni kırmadılar. Ve biz geçen sezon Siirt'te bir araştırma yaptık. 2-3 noktada tespitlerimiz oldu. Onunla ilgili bir takım analizler yaptık. İşte ayna dediğimiz mermer ocaklarında geçen bir tabirdir, o mermerin gözüken kısmına ayna deniliyor. Aynayı açtık. Zaten biz o çalışma esnasında bir takım örnekler aldık, numuneler aldık ve bunu İzmir Fuarı'nda tanıttık. Güzel de bir ilgi gördü. Ve biz inşallah Siirt'te bu sektörü, bizim bu 5 şirketin ortaklaşa yapmış olduğu ortaklık ve bizim çıkış noktamız Siirt olacak. O bölgeye de bu sektörü canlandırmak istiyoruz açıkçası. Ben tabii bir Siirtli olarak bunu çok arzu ediyorum. Hamit Eres konuşmasında mermerin insan hayatındaki önemine değinerek şunları söyledi. Şimdi tabii mermer insan hayatında gerçekten artık vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Biz şimdi tabii daha çok bej dediğimiz mermer üzerinde çalışıyoruz. Türkiye'deki mermer rezervlerimiz çok şükür var, fazla da var. Tabii İtalyanlar bu teknolojik anlamda çok daha ileri bir noktadalardı. Bizden alıp bize satıyorlardı. Tabii onların makina ve teknoloji alandaki gelişmelerinden dolayı, ama çok şükür şimdi bizler de o kaliteyi yakalamış, hatta belki de geçtik diyebilirim. Şu anda blok dediğimiz o ocaklardan çıkardığımız kütle mermerleri makinalara verip orada ebatlanmış, silahlanmış, epoksilenmiş, filelenmiş ve paketlenmiş halde alıyoruz. Bu şekilde zaten inşallah kuracağımız tesisle bu şekilde olacak. Aynı zamanda Şirvan Yedikapı Köyü Kalkınma Derneği Başkanı olan Hamit Eres, dernek bünyesindeki faaliyetlerine değindi. Şimdi 2000'de kuruldu bizim dernek. 2002'den bu yana ben de bu derneğin başkanlığını yürütüyorum. Köyümüz malum bizim Şirvan olarak zaten hep öteden beri göç veren bir ilçe. Yani bölge olarak tabii ki zaten hep göç veren bir bölgenin insanıyız, ama özellikle de Şirvan bu konuda çok daha fazla göç veren. Ben bu göreve geldikten sonra bir komisyon oluşturduk ve köyümüze bir gezi gerçekleştirdik. Gittiğimizde hakikaten çok duygulandık. Evlerimiz yıkılmış, hepsi böyle iç içe girmiş. Biz orada bir karar aldık. Dedik ki bu köyü yeniden imkanlar dahilinde inşa edelim. İnsanlarımızın dönüşlerini sağlamaya çalışalım. Sağ olsun orada o dönemin işte Siirt'imizin vali Murat Yıldırım sanırım Bey'le görüştük. Kaymakam Davut Gül. Burada da tabii onlara da teşekkür ediyorum. Şu anda neredeler açıkçası bilmiyorum. Onlarla görüştük, vekillerle görüştük. O işte yol yapımında, elektriklerin yapılması noktasında bize destekleri oldu. Biz de dedik ki işte devlet, millet el ele bu köyü yeniden yapalım. Hamdolsun yaptık. İki katlı şeklinde betonarme evler yaptık, çatılı, bahçeli. Şu anda insanlarımız
Kışın belki az kalıyorlar ama yazın çok yoğun bir kalabalık oluyor. İşte şebeke suyu yaptık, altyapısını yaptık, kanalizasyon. Şimdi bir cami inşaatımız var, kabasını bitirdik. Üç katlı şeklinde, onda da gene taziye yeri, mevlid yeri. İkinci katı işte ibadet yeri ve asması var. İkinci bölümde de işte teferruatları, visileri falan koyduk. Üst katlarında bay bayan Kur'an kursu olmak üzere. İki bina şeklinde de şu anda onun geçen sezon inşaat, kaba inşaatını bitirdik. Bu sezonda inşallah inceyi bitirip ibadeti açacağız. Hamit Eres son olarak programımız aracılığıyla Siirt için temennilerde bulunarak şu mesajları verdi. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde yaşamakta olan bütün Siirtlere burada selamlarımı ve saygılarımı ve tabii bütün Türkiye halkına selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Özellikle Siirt iş adamlarına tabii Siirt'e gelmelerini, hakikaten gelip o manevi hazı yaşamalarını ve duymalarını istiyorum. Siirt kendine az çok güzel bir manevi atmosferi var. Çok gerçekten. Onlar bilirler, bilirler. Belki ama uzak kalmış olabilirler. Ben kendilerine yeniden gelip o hazı tatmalarını ve hakikaten Siirtlere sahip çıkması gerektiğine inanıyorum. Ben siyasilerimizin de bu manada destekçi ve önderlik yapmalarını ben tabii kendilerinden rica ediyorum. Ben işte bu çalışmayı yapıyorum. Ben işte dediğim gibi Samsunlu, Artvinli, Bursalı iş ortaklarımla beraber bu çalışmayı Siirt'e kazandırmaya çalışıyorum. Bu çabayı gösteriyorum. Ben aynı çabayı yani imkanlar dahilinde her Siirtlinin, her iş adamının tabii Siirt'te göstermelerini çok arzu ediyorum ve kendilerinden de talep ediyorum tabii ki. Biz de elimizden geleni yapmaya inşallah çalışıyoruz ve çalışacağız da.